bahsettiğimiz kültür krizinin en çarpıcı dışa vurumlarından bir tanesi de nostaljidir. Nostalji çok farklı dışa vurumlara sahip olan bir psikolojik durumdur. Bireysel olabilir ve daha önemlisi kolektif de dışa vurumu vardır. En klasiği şeydir, hepimiz biliyoruz işte, ah o eski bayramlar nerede? Almanya'da nostaljinin çok ilginç bir şeysi var, bir çeşidi var. Ostalgi, ost doğu demek Almanya'da. Ostalji, yani eski Doğu Almanya ile ilgili anılar, işte orada üretilen arabalar, ne güzel, fakirdik, hiçbir şeyimiz yoktu ama mutluyduklar. Hani Batılılar da diyor ki, bu tarz duyguları dile getiren insanlara ne saçma, insan öyle bir şeyi özler mi? Zaten özlenen eski bayramlar ya da Doğu Almanya'da üretilen arabalar ya da işte o evde dünyayla bir ilginiz yok, kendi kendinesiniz, huzur dolu. Bunun hedefi bambaşka. Bunun arzulanan durum bambaşka. Edebiyatta metinler arasılık böyle bir nostaljinin dışa vurumudur. Edebiyatta artık yeni bir şey söylemek mümkün değil. Bu nostaljinin tersinin, yani nostaljinin tersi ne olabilir? Progresyon olabilir, değil mi? İlerleme olabilir, değişim olabilir, kültürel gelişme anlamında değişim olabilir. Büyük bir krizin yolun sonuna gelindiğinin göstergesi. Artık yeni bir şey mümkün değil. Mümkünse bile biz onu artık bilmek istemiyoruz. Bu bizi maddi manevi aşar. 80'li doğumlular, 80 yılında doğanlar, işte 90'lı yılların nostaljisinin içerisinde. 60'lı yıllarda doğanlar 80'li yılları anlatan bitiremez. Ah ne güzeldi o günler. Nitekim güzeldiler de. Ama bütün nostaljiler neyin dışa vurumu sevgili dinleyenlerim? İnanılmaz bir regresif altın çağ özlemi içerisindedir bu haleti ruhiye. Hiç kimse eski bayramlarda aslında şimdi iddia ettikleri gibi mutlu değildi. Sıkıcıydı, kolonya kokuyordu, iyi güzel hoş neydi, sakindi. Daha gençtik, neye daha yakındık? Orijine daha yakındık, değil mi? Ne var nostaljinin arkasında psikanalitik olarak? Çok klasik bir ödipal regresyon saklıdır. Ne vardır nostaljinin temelinde özlenilen unsur? O ilk hayata kalbimiz atmaya başladığı an, ana rahminde. Bütün ihtiyaçlarımızın nonverbal bir biçimde, sözsüz, bakışsız, doğal bir biçimde karşılanma durumu saklı. Ve o ilk 18-24 ay, 36 ay hayatı doğduktan sonra orada neydik? Dünyanın merkeziydik, değil mi? Her şey bizim etrafımızda dönüyordu. Ta ki en geç temizlik eğitimi başladığında, en geç babanın farkına vardığımızda, bu dünyada, bu dünya bizden ibaret değil, biz bu dünyanın merkezinde değiliz.
Biz annemizle sandığımız gibi organik bir bütün oluşturmuyoruz. Diyat değiliz. Dünya aslında sandığımız gibi bir yer değil. Son derece asık suratlı, kuralcı bir yer. Çok disiplinli bir yer. İstediğimiz yere çişimizi kakamızı bile yapamıyoruz. Çok önemli. Nostaljinin temelinde böyle bir regresyon saklı. Dinler tarihine de baktığımızda hep ne vardır başlangıçta? Başlangıçta hep bir altın çağ vardır, değil mi? O altın çağ bir günah vasıtasıyla, suçluluk duygusu, günah vasıtasıyla yok olur, cennetten kovuluruz. Yetmez, yine de çabalarız. Yine günahlara bulaşırız. Bu sefer ne olur? Ceza gelir, değil mi? Tufan olarak ceza gelir. Başka bir kıyamet olarak ceza gelir. Ve dünyayı biz çok zahmetli bir biçimde yeniden yaratmak zorunda kalıyoruz, değil mi? Altın çağ denilir buna dinler tarihinde. Arkadya denilir, regresif ütopya denilir. Ve dünya gitgide ne oluyor? Daha kötü bir yer haline geliyor. Ve günah işlemeye baba sembolik alanına uyum sağlayamamadır bu günahkarlık durumu. Bu durum devam ettikçe neyin tehdidi vardır hep ufukta? Kıyametin, değil mi? İşte yeni bir tufan, yeni bir afet, yeni bir yok oluş. Ki yine iyiler, babacı olanlar, orası sesler ne yapsınlar? Kültürü yeniden inşa etsinler. Dünyayı zahmetli bir biçimde yeniden kurmaya başlasınlar, değil mi? Nostalji, psikanalitik olarak çok çarpıcı bir patolojidir. Eğer siz kişisel olarak bunu bir melankoli tadında yaşamıyorsanız, günümüzdeki gibi kolektif bir biçimde yaşıyorsanız, değil mi? Yani 12 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklar bile günümüzde eski Atari oyunlarını, resimlerini paylaşıyorlar. Bunu hatırlayanlar bizdendir tadında paylaşımları var. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. Kültür krizinin en klasik dışa vurumlarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Eskiden 50-60 yaşında insanlar nostalji hastalığına yakalanırken, nostaljiye yakalanma yaşı gitgide düşüyor. Bu da kolektif bir biçimde büyük bir huzursuzluğun, büyük bir sıkıntının dışa vurumudur aslında. Dolayısıyla mitik olarak nostaljinin hedefinde ne vardır? Köken vardır. Köken vardır. Sorumsuzluk vardır. Bütün ihtiyaçların sorgusuz sualsiz karşılanması vardır. Postmodernizmin dışa vurumlarından bir tanesini, İçsel olarak yitirilen dünyanın peşinde koşarken Anything Goes'un kaynağı olan bu yeni dünya düzeninin hiçbir kuralına uymamayı aynı anda ne yapıyor? Yaşatıyor bu durum ve çok absürt, süreal ve grotesk durumlar ortaya çıkıyor, değil mi? Geçmişte yaşamak, en klasik tabiriyle şimdiki zamandan hiçbir surette mutlu olmamak anlamına geliyor. Dolayısıyla nostaljinin kültür incelemeleri bağlamında, psikotarihsel açıdan ve psikososyal açıdan önemli veriler sağladığını ve kolektif bir krizin dışa vurumu
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla nostaljinin aynı zamanda yönünün ne olduğunu söyleyebiliriz. Orestes'in gitgide Ödipus'a dönüşmek istediği, hayal ettiği bir ruhsal dinamik olduğunu da söyleyebiliriz. Demek ki Orestes anne katlinden dolayı korkunç pişman. Çünkü anne katli nedir biliyor musunuz? Kahramanın ejderhaya öldürmesi, Orestes'in Klitemnestra'yı öldürmesi, Apollon'un bütün ağaçları yok edip oraya kentler kurması. Asla asla sahip olamayacağımız, yitirdiğimiz cennete bir daha kavuşamayacağımızın resmidir. Yani kendi ellerimizle ne yaptık? Kendi yuvamızı, rahmimizi, bizi ortaya koyan, bizi doğuran, bize hayat veren o dünyayı mahvettik duygusu değil mi? Aklıma şimdi yeni türkünün şeysi geldi, bir şarkısı geldi. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. İşte aynen çok süblim bir biçimde bu nostaljiyi vurguluyor. Nostaljiyi nasıl, nostaljik duygudan nasıl sıyrılırsınız? Zamansızlık duygusundan, zamansızlığı idame edebilirsiniz. Nostaljiden kurtulursunuz. Zaman ardıl bir biçimde ilerlemezse ve ne olursa zaman hep şimdiki zamansa, duran şimdiyse. Demek ki nostalji mitik bir manevi alana dönüş yapıyor ve orada zaman döngüsel. Sadece prensipler var. Sıcak, soğuk, aydınlık, karanlık, yaz, kış, gece, gündüz gibi. Dolunay, yeni ay tadında. Demek ki nostalji, aydınlanmacı, progresyona son derece süblim bir muhalefetten başka bir şey değildir aslında.